İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün mülteciler konusunda yaptığı açıklamalar nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı'na "hayvandan aşağı adam yerine koymam, operasyon çocuğu" gibi oldukça sert ifadelerde bulundu. Bunun üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ parti binasında bir açıklama yaparak bugün için İçişleri Bakanlığı'nın önüne giderek Süleyman Soylu'nun karşısına çıkmasını istedi. Özdağ bugün saat 11 sıralarında yanında basın olmadan İçişleri Bakanlığı önüne yürümek isteyince polis tarafından engellendi. Süleyman Soylu'ya seslenen Özdağ, "ben tek başıma geliyorum. Ümit Özdağ'dan bu kadar mı korkuyorsun?" dedi ve devam etti. Süleyman Soylu'nun liderliğinde Zafer Partisi'ne karşı bir komplo kuruluyor. Bu komployla ilgili birkaç gün önce genel merkezimize bana ziyarete gelen bir polis memuru bilgi verdi. Kimlerle telefon konuşmasının kimin yaptığını, bu komploda kimlerin görev alacağını öğrendim. Soylu, korkma. Ya sen Karadeniz oğlusun. Karadenizçi uşağız. Ofluyum diyorsun. Ben ofluların cesur olduğunu bilirim. Ama sen oflu değilmişsin, kofluymuşsun. Oğlum bu net demiyor gibi ya. Sen korktun kardeş. Ya ben tek başıma geliyorum. Ümit Özdağ'dan bu kadar mı korkuyorsun? Bana karşı yapmış olduğun girişimlerin yıllardan beri farkında değil miyim? Teröristleri izletmen gereken adamları benim peşime takmadın mı? Birçok insanın peşine taktığın gibi. Yemek yediğim restoranlardan Visa kartı ödemelerimi toplatmadın mı? Süleyman, senden korkan senin gibi olsun. Sen kriminal bir adamsın. Bu görevin bittiği zaman sen tutuklanacaksın kardeşim. Bunun sen de farkındasın. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. Hadi! Er bir yaman, bey mi yaman. Bundan sonra seninle Süleyman, bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek. Ya sen özür dilersin milletin önünde ya da bu kavga sonuna kadar devam eder. Ama provokasyonları hiç deneme. Her provokasyon girişimini ağzından içeri tıkarım seni. Hepinize teşekkür ediyorum. Süleyman Soylu'nun bir korkak olduğunu bütün Türkiye gördü. Bütün dünya gördü. Ümit Özdağ karşısına çıkamadı. Sabah Zafer Partisi Genel Merkezi'nin önünde de açıklama yapan Özdağ, "biz Zafer Partisi olarak herhangi bir provokasyona, sokak eylemine izin vermeyeceğiz. Tepkimizi seçimlere, sandığa taşıyacağız." dedi ve devam etti. Dün Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu açıklama bu operasyonun işaret fişeğiydi. O fişeği söndürmeye gidiyoruz. Oraya Zafer Partisi Başkanı olarak değil, Ümit Özdağ olarak gidiyorum. Bu Süleyman Soylu'yla aramda kişisel bir durum. Ya ettiği küfürün hesabını çıkacak, kamuoyunda özür dileyerek verecek ya da bu iş devam edecek diye ifade etti. Soylu'nun sert sözlerle eleştirdiği Ümit Özdağ'a destek için İstanbul'dan Ankara'ya doğru hareket eden Zafer Partisi konvoyu polis ekipleri tarafından durduruldu.